Total Enerji sunar. Değerli izleyenler, güzel bir cuma gününden merhaba diyelim. Ben Ahu Orakçıoğlu. Bugün çok sevgili meslektaşım ama ekonomist aynı zamanda Cenk Akyoldaş'la birlikteyiz. Cenk'cim, hoş geldin demiyorum. Bugün mekanın sahiplerinden biri sensin ya. Teşekkürler efendim, bu teveccüh gösterdiniz bana. Rica ediyorum. Cenk Akyoldaş her zamanki gibi isabetli öngörüleriyle, tahminleriyle bu kadar hareketli ve datalarla dolu bir haftayı en sarış bir şekilde, en net bir şekilde kafamızı biraz toparlayarak tamamlamamızı sağlayacak. O yüzden sevgili Cenk, gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir saatlik bir ekonomi yayını yapacağız sevgili seyircilerimiz. Çok değerli hocalarımız olacak. İlerleyen dakikalarda çok değerli bir sanayicimizi Adnan Dalgakırı'nı da ağırlıyor olacağız burada. Şöyle tabii ki içeriden başlayacağız, bizden başlayacağız, bizdeki gelişmelere bakacağız. İçeride çok hararetli bir ekonomi gündemi devam etmekte malum. Her gün 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 alınan yeni kararlar. Dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı. Tek hane dedik, hadi bakalım indik oraya. Sevgili Cenk Akyoldaş, ne diyorsun? Enteresan da bir iddia ile indik aslında. Direkt Sayın Nebati'nin ağzından hani piyasa faizi de politika faizi gibi tek haneli olacak dedi. Yani piyasa faizinin tek haneli inmesi için birçok demek ki daha makro ihtiyati tedbirler gelecek. Evet. Ben öyle anlıyorum, yani önümüzdeki dönemde ciddi şekilde sıklaştırmanın devam edeceğini, buradan baskıları sağdan soldan yeni düzenlemelerle bir şekilde getirdi. Biliyorsun daha önceki programlarda sana şundan bahsetmiştim. Ticari kredileri indirdik. Yeni yılda itibaren ben tüketici kredileri tarafında da buna benzer bir hareketlenmenin yaşanmasını bekliyorum. Bunda makro ihtiyaç tedbirler. Çünkü bu kadar politika faiziyle ayrışan segmentte farklı farklı krediler olmaması gerekiyor. Biraz daha makul, birbirine daha yakın dengeli seyretmesi lazım. Şimdi tüketici kredisine bakıyorsunuz, 29-30 bandında gidiyor. Öte yandan dönüyorsunuz, kredi faizlerine, kredi kartı faizlerine bakıyorsunuz. Politika faizine bağlı olduğu için aşağıda kalıyor. Şimdi burada bir manasız bir yapı oluşmaya başlıyor. Yavaş yavaş buraya da o gün düzleme doğru çekeceklerini düşünüyorum. Aynı zamanda ticari krediler tarafında da işte yavaş yavaş 15'lere kadar indik. Tabii kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Orası soru işareti. Ona bir yani şey diyemeyeceğim. Çok güzel, çok güzel. O faizler insin oraya ama kaç kişi acaba şu an, kaç tane iş adamı o faiz oranlarında kredi faizine ya da yatırım kredisine ulaşabiliyor? Ya işte bankalar da biraz da... ya da tüketicileri hadi sorayım ben. Halktan başlayalım. Mesela tüketici tarafta, tüketici kredilerinde faiz oranları nasıl ve o faiz oranlarındaki krediye ne kadar ulaşabiliyoruz biz? Mesela bir insan araba almak istiyor. Evet. Çok rahatlıkla böyle keyifli, güzel bir faiz, çünkü şu ara bir %9'dan %10'dan bir kredi bulunabiliyorsa zaten herkes her şeyi kullansın. O zaman da ne oluyor? Talep öne çekilmiş oluyor. Bu da aslında bir tetikleyici bir faktör olarak değerlendirilmiş. Enflasyon etkisi. Şimdi mesela her hafta Merkez Bankası işte kullandırılan işte mevduata ağırlıklı ortalama faizi, işte tüketici kredi faizlerini açıkladığını biliyoruz. Dün gelen verilere göre baktığımız zaman 18-11 haftasında ortalama mevduat faizi 14.03 gözüküyor. Evet. Ama bakıyorsunuz bankalarda %28'e %29'lar var. Yani dün şimdi Denizbank Genel Müdürü Sayın Hakan Bey açıkladı değil mi? Hakan Ateş, Sayın Ateş. Hani %25'lere biz şu an vermeye razıyız. Hatta daha yukarı da çıkabiliriz dedi. İşte mecburen. Neden? Çünkü bir yandan bakıyoruz işte kredi kullandırmayacaklar ki. Kredi kullandırırlarsa ne yapıyorlar? Mecburen faizi aşağı doğru çekmek zorundalar. Çünkü o zaman da yapamıyorlarsa da gidip hazine bonosu almak zorundalar. Evet. Yani makro ihtiyaç tedbirler kavramında. Onun yerine fonlamayı başka türlü kendisi temin etmeye çalışıyor. Mevduat faizini yukarı çekerek. Şimdi bugün biliyorsun, pardon, evet, sözünü kestim. Dün de ilk defa KKM'de kur korumalı mevduatta çözülmenin geldiğini, evet, ve ilk defa ivmenin eksi tarafa döndüğü 1.47 trilyonluk bir rakam vardı. 1.46 trilyona inmiş vaziyette oldu. Bu da beklenen bir gelişme aslında. Beklenen bir gelişme. Çünkü reel ekstra getiri getirmediği anda, çünkü politika faizini siz aşağı çekince +3 üzerine koyabiliyorsunuz.
Öyle olunca 12'ye gelmiş oldu KKM'nin bundan sonraki dönem için. Bir öncekine bakarsan o zaman 13,5'tu. Ondan önceki bakarsan 14,5. Yavaş yavaş kademeli tedrici olarak aşağı doğru geliyor. Peki bu da... aynı şeyi mevduat faizleri açısından da değerlendirirsen, ister %25 olsun, ister %30 olsun, ister %40 olsun, enflasyonun karşısında zaten bizim paramızı bankaya yatırmamız demek, hani fakirleşmeyi de göze almamız demek. Yani şunu anlamaya çalışıyorum, bankalara bir baskı uygulanıyor da tüketici ya da tasarruf sahibi parasını bankaya yatırma konusunda ne kadar istekli davranacak? Hani şöyle mi düşünecek acaba? Ben en azından biraz karımı, zararımı mı azaltayım diyerek gidip koşup bankaya yatıracak. Çünkü bugün çok özür dileyerek araya giriyorum. Yeni bir açıklama olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açıklamış. Hane halkı varlıklarında da liralaşmanın güçlenmesini bekliyorlar. Bu makro ihtiyati tedbirler sonucunda bankaların bir şekilde ikna edeceğini düşünüyorlar herhalde. Biraz orası bence borsa tarafını da direkt. Borsa. Neyi içeriyor? Biraz onun da Türkçeleştirelim. Şimdi baktığımız zaman alternatif getiri açısından insanlar değerlendirdiklerini kendilerini aciz içinde kaldıklarını. Yani bakıyor şimdi dövize gitsen bir hareket olmuyor. Kur korumalı da kalsam reel getiri yok. Öteki tarafa gidiyor hazine bonosu alamıyor 11-12'lerde zaten. Orası bankaların kontrolüne geçmiş vaziyette. Altına gitse altın kendisi zaten dolarla değerleniyor. İçerideki gram altın için konuşuyorum. O da kımıldamıyor. Düşüyor. Altın dünyada da zaten konjonktür olarak biraz zayıf bir dönem içinden geçiyor. Dolardan dolayı. Baktığınız zaman gelir elde enflasyon karşısında başarı sağlayabilen tek bir yer kalıyor. Borsa İstanbul. Peki bütün Türk halkı mesela borsa mı oynasın Cenk? Kritik kelime burada şu borsa oynamak. Oynamanın altını çizmek lazım. Murat Sağman'ı da analım burada. Murat'a da sevgiler, saygılar. Güzel bir kitabı var. Orada da buna çok güzel bir şekilde atıfta bulunuyor. Hepimizin ağzında, hatta biz piyasa profesyonelleriyle kendi aramızda konuşurken bazen bu kelimeyi kullanıyoruz ama kullanmamamız gereken. Bu bir oyun değil demek istiyorum. Oyun değil. Çünkü oyun olarak oynarsanız o da size oyun olarak yaklaşır. Can yakar. Bu ciddi bir iş ve biraz daha sistematik çalışılması gereken ve kısa vadeli ve ihtiyaç olabilecek, yani çok kısa vadeli ihtiyaç olabilecek paralarla yapılacak işler değil. Borsa da uzun soluklu bir iştir ve burada yapacağınız yatırımlarda kolay kolay kısa vadede o paraya ihtiyacınızın olmaması gerekir. Evet. Çünkü bu bir dalga, yani şu anda her şey güllük gülü sanık ediyoruz. Bir gece yatarsınız, kalkarsınız, bütün dalga tersine dönmüş olabilir ve daha uzun süre 6 sene, 1 sene, 1,5 sene beklemek durumunda da kalabilirsiniz. Yani bu öngörüleri de yaparak bir yatırım yapmak lazım. Bir tasarrufun varsa ona göre borsaya orada da zaten olarak birkaç tane strateji vardır uygulamanız gereken. Ya bu işlere çok yabancıysanız gidersiniz, fonlar üzerinden yatırım yaparsınız. Profesyonellere işi teslim edersiniz. Yok ben kendi paramı kimseye emanet etmem, ben bu işi biliyorum, biraz da kendim işte heyecanlım olsun dersin. Onda da hem portföy dağılımı yapmanız lazım. Zaten tek kağıt, tek sektör olmaz. Bunda da çeşitli taraflara dağıtmanız lazım. Portföyünüzü belli miktarlarda riski dağıtmak adına. Biri düşer, öteki çıkar. En azından paranızı dengelersiniz. Son dönemde bakıyoruz bazı sektörler giderken diğerlerinde hala yerinde saydığını da görüyoruz. Burada da siz tek kağıtı aldınız. 500 kağıttan bir tane benim bulduğu ilgi çıkmayan kağıt diye de söylenebilirsiniz. Bütün güralliği kaçırırsınız. O nedenle... Borsada yatırımcı sayısı arttı. Çünkü enflasyona karşı neredeyse elimizdeki tek koruma alanı borsa. Kaçı geçtik? 3 milyonu geçtik. 3 milyonu. Yani bu böyle artacak mı? Ben tekrar TCMB'nin açıklamasına dönmek istiyorum. Yani hane halkı varlıklarındaki liralaşmanın içerisinde Türk lirası, mevduat hesapları, borsa, başka bir şey var mı? KKM var bir de. Işte. KKM var. KKM'de çözülme başladı. Çünkü insanlar ama uyandılar. Ama ben KKM'yi TL olarak kabul etmiyorum işin gerçeği. O çünkü döviz endeksli. Tabii. Peki bu beklentide hangi şey egemen, yani hangi hangi veriler egemen olabilir yani? TCMB'yi bu şekilde yani biz hiçbir seçenek zaten bırakmadık. Tek seçeneğiniz var zaten. Zaten tabii ki güçlenecek liralaşma çünkü seçeneğiniz yok mu diyorlar yani. Mecburen bu şimdi stratejinin temeli sizi her taraftan kıstırıp belli bir noktaya getirmek. Oyunlar, kapılar kapandıkça mecburen bir noktaya doğru kanalize oluyoruz. Ama fakirleşiyoruz bu arada Cenk. Fakirleşiyoruz muhakkak ondan yani yana. Yani herkes bunu anlatıyor yani. Biliyorsun ama son Temmuz'dan bu zamana baktığımız zaman da dolar kuru o zaman en son Temmuz rakamı yanlış hatırlamıyorsam 17.90'dı. Dün
18-60 test. Yaklaşık %4'lük bir rakam gibi değerlendirmek lazım. Bu süre zarfında yani kuru baskıladık ve bu dönemde de o zamanda da enflasyon 79,5'tu. Şimdi 85'teyiz. 6 puan çıktı ve bu aydan itibaren de bir düşüş sürecinin önüne geçmiş. Demek ki biz kuru çıpalayarak, her ne kadar başkan bana kızsa da bu söylememden dolayı, kuru çıpalayarak bir şekilde enflasyon kontrolünü sağlamaya çalışıyoruz. Bu daha önce uygulanmış metotlar. Derviş zamanında da uygulandı. Evet. Birçok ama biz bu yola program. Da kuru çıpalamak için çıkmadık. Çıkmadı. Rekabetçi kur olarak çıktı. Bir dakika. Ama bir yerden sonra can yanınca fazla kaçınca kantarın tutuldu. Ama rota değiştirince de sen kuru çıpaladığın zaman bu sefer de sanayicinin canı yanıyor. İhracatçının canı İhracatçının. Yanıyor. Daha çok işte, yani. Ama farkındaysan bizim ihracatçının daha çok euro bölgesi ve dalgalanan neresi? Dolar tarafını baskılanıyor ama euro tarafı dalgalanıyor. Euro nerede? 19-20'lerde. Evet. 19-20, 19-30. Orada da ihracatçı tarafına bir favor yapıldığında söyleyebiliriz biraz daha. Bir miktar dengeleme bir miktar diyorsun. Daha, bir miktar daha. Oynaklık tarafı euro bölgesinde, euro bölgesi diyorum. Dolar tarafında. Euro-TL tarafında gerçekleştiğini söyleyelim. Oradan bir pozitif avantaj yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi bu politikanın devam etmesi için ben şöyle diyorum. Önümüzdeki dönemde yani sanayicinin de çok ciddi anlamda uygun maliyette kredi bulması lazım. Hı hı. Hane halklarının da böyle cayır cayır gerçekten de tüketici kredisi bulması lazım. Önümüz seçim olmasından dolayı böyle bir sürece girmeyi bekliyor musun? Çok ciddi bir parasal bollaşmanın olduğu ben yoksa... Ben Ocak'tan sonra bekliyorum. Yani makro ihtiyaç tedbirlerle şu anda mesela hemen önümde Türkçe'ye rakamlar var. Türkçe'ye bir çevirelim Cenk şunu. Yani Ocak'tan sonra şöyle mi diyorsun? Bulabildiğiniz tüm ucuz, maliyeti düşük parayı alın, bulun. Arabayı mı yenileyeceksiniz, evi mi yenileyeceksiniz? Böyle mi diyorsun? Öf, yani bu da bir alternatif. Bu ortam mı yaratılacak? Yani öyle bir ortam. Yani sonuçta biz büyüme endeksi giden bir ekonomiyiz. Yani hedefimiz, politikamız büyümeye yönelik. Büyüme noktasında bazı sıkıntılar başladı göstermeye. Bunu da sağlayacak ana pazarlara baktığınız zaman orada sıkıntı varsa bunu biz iç kaynaklı. Bu OVP'de zaten dile getirilmişti. OVP'de var. Net şekilde herkes bir şöyle açıp bakarsa görürler. 2023 yılının ilk yarısı için büyüme hedefinin destekleyecek unsurun tüketim ve kamu harcamaları olarak gösteriliyor. Evet, en azından ilk yarı için. Kısım. İlk yarı için. O da neredeyse hangi döneme giriyor? Seçim öncesindeki döneme işaret ediyor. Baktığımız zaman mesela ihtiyaç kredileri 14 Temmuz tarihinde %35,41'miş ortalama. Şu anda geldiğimiz yer %30,72'ye. Bu politika faizindeki indirim süreciyle beraber evet. 30,72'ye kadar gelmiş. Peki kredi kullanım oranında bir çoğalma var mı mesela bu faizle? Yani onu yok, ölçebiliyorsun yok, şu an elinde o data yok ama rakamsal datalara baktığımız zaman yine keza baktığımızda ticari krediler tarafına bakarsak yine aynı tarihlerde 30 civarındaymış. Temmuz başında. Dün gelen açıklanan veride 18-11 haftası ortalama ticari kredi faizi 15,91'e kadar geri çekilmiş. Geçti. Bir önceki hafta 15,72'di. Hafif orada böyle dengelenme var. Bir taban arayışı içine girmiş vaziyette diyebiliriz. Hı hı. Bunu söylemek bir yandan da işte demin bahsettim. Tüketici kredileri tarafında mesela orası da 29,69'a kadar geri çekilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Makas çok açıldı, net şekilde söyleyelim. Yani politika faiziyle mevcut enflasyon arasındaki makas oldukça açık. Evet. Yani 85 enflasyon, 9 politika faizi, %76'lık bir fark oldu. Şimdi önümüzdeki dönemde 2 ay içinde yani hem Aralık ayı başındaki hem de Ocak başında gelecek 2 veride yaklaşık olarak bir 15 puan civarında bir iniş olacak. Bu evet, enflasyon. Enflasyon. Yani bu işte baz etkisi çünkü dediğimiz. Çünkü baz etkisi dediğimiz büyük rakamlar devre dışına çıkacak. Hangi ayları içeriyor baz etkisi Cenk Akyoldaş? İşte dediğim gibi geçtiğimiz sene Kasım ve Aralık ayları çok yükündeki dövizdeki yüksek sıçramadan dolayı Aralık ayındaki enflasyon da çok yüksek gelmişti. Ocak ayındaki enflasyon da çok yüksek gelmişti. Onlu rakamlardan bahsediyoruz. Aha. Onlu 15'li rakamlardan bahsediyoruz. Bu rakamlar denklem dışına çıkıp yerine ikili, üçlü rakamlar geldiği zaman zaten ister istemez ne oluyor? Matematiksel olarak toplayarak geldiğiniz için değerlendirmeyi yaptığınızda evet.
Biz 15'li bir rakamı çıkartıp yerine 3'lü bir rakam koyduğunuzda 12 puan zaten otomatikman düşüyor. Baz etkisi oldu diyorsun etkisi yani. Dediğimiz bu. Evet. Mesela o baz etkisinden sonraki süreçte eğer yaratılacak olan bu faizlerdeki indirim etkisinin tüketici tarafına yansıması sağlanır ise bunun enflasyonda bir kalıcı düşüşü devam etmesini sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Onun da cevabını biz Şubat ayında almaya başlayacağız. Evet. Şubat ayı bence enflasyonda ataletin gerçekten bittiği. Yeniden enflasyonun kafayı yukarı doğru. Kaldırmadı. Evet. Yani işte bu başlayan işte enflasyondaki aşağı doğru işte 65 ile 70 bandındaki bir bölgeye gideceğiz ya. Evet. Ondan sonraki süreç orada kalıp aşağı doğru 59'lara 58'lere doğru gidecek mi? Yoksa tekrardan 70'lerin üzeri 70-75 bandına mı doğru gidecek? İşte oradaki alacağımız sinyal bence biraz daha önümüzdeki dönemin motivasyonunu verecek. Yani Aralık, Ocak diyor Cenk, görece bir sükunet dönemi ama asıl bu alınan kararların sonuçlarını biz önümüzdeki 2023 senesinin Şubat ayı itibariyle görmeye başlayacağız. Realiteyi orada görmeye başlayacağız. Peki o realiteye kadar neler yaşayacağız ya da o realite ne olacak, nasıl şekillenecek? Biraz Filiz Er Yılmaz hocamıza soralım. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Merhabalar Ahu Hanım, Cenk Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir arada yani Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından piyasa faizleri de bu rakama inecek şeklinde bir açıklama geldi. Onunla başladık biz sevgili Cenk Akyoldaş'la. Ama dedik ki fakirleşiyoruz. Yani bir şekilde hem kredi faizlerine hem yatırım faizlerine hem de tüketim faizlerinde bir bollaşma yaşamazsak bizim fakirleşmemiz devam edecek. Acaba dedim önümüzdeki dönem böyle bir bollaşma, böyle bir parasal genişleme söz konusu olur mu diye sorduğumuz noktada da karşımıza dağ gibi bir enflasyon çıkıyor. Hani bu ikilemden nasıl çıkılacak hocam, neler söylersiniz? Şimdi Ahu Hanım şöyle söyleyeyim, aslında bizim Merkez Bankamız genişletici para politikası uyguluyor. Fakat politikanın uygulamadaki karşılığına baktığımızda aslında daraltıcı para politikasının sonuçlarını görüyoruz. Evet, politika faizi iniyor. Yani Ekim 2021'de biz bunu gördük. Fakat risk priminin artmasıyla piyasanın bu piyasa faiz indiriminden hoşlanmamasıyla ticari kredi faizlerinin %35'lere kadar çıktığını gördük. Zaten bu politika faizi, kredi faizi arasındaki makasın açılmasından dolayı bana kalırsa 2022 başı itibariyle Merkez Bankası faiz indirmeyi durdurdu. Oradaki sorunu şöyle çözdü. Bir makro ihtiyadi adım geldi orada. Bankalara dendi ki belirli faizin üzerinde eğer ticari kredi faizi verirseniz uzun vadeli menkul kıymet tutmak zorunda kalacaksınız dendi. Ve bu işe yaradı. Şöyle işe yaradı. %33-35'lerde olan ticari kredi faizlerinin %16'lara kadar indiğini gördük. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın şu an için derdi, evet ben politika faizini indiriyorum, faizleri indirmek istiyorum ama özellikle selektif alanlara verdiğim ticari kredilerin artmasını istiyorum diyor. Fakat geldiğimiz noktada tabii makro ihtiyadi adımlar tek bir alanda olmuyor. Farklı alanlarda da makro ihtiyadi adımlar geliyor. Dün akşam bir benzerini gördük. Ve gelen makro ihtiyadi adımlar özellikle bankacılık tarafında TL için ciddi bir likitte sıkışmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu likitte sıkışmasından dolayı bu kez mevduat faizlerinde çok ciddi bir yukarı çıkış görüyoruz. Şimdi bir yön itibariyle bu mevduat faizlerinin yukarı çıkması aslında Merkez Bankası'nın asıl amacına ket vuran en önemli olay. Neden? Bankalar için mevduat faizinin yükseliyor olması kaynak maliyetinin artıyor olacak anlamına gelir. Haliyle bu kaynak maliyeti arttıkça kredi faizlerinde de yine ve yeniden yukarı yönlü bir çıkış görme ihtimalimiz oldukça yüksek diye düşünüyorum. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Yani evet, Merkez Bankası Ağustos'tan bu yana 500 bas puan bir faiz indirdi. Bir yönü itibariyle istediği sonuçları yaratsa da farklı yönlerde uyguladığı politikaların olumsuz etkiler sonuçlandığını görüyoruz. Şimdi şunu anladık tabii, dünkü karar metninde Merkez Bankası dedi ki ilave yeni makro ihtiyadi tedbirler gelecek dedi. Aralık ayındaki bu 2023 para ve kur politikası metninde bunu göreceğiz. Şimdi bu noktada Cenk Bey'e şöyle katılıyorum. 2023'e girdiğimiz andan itibaren önemli bir tarih seçim olacak elbette. Ve piyasada şöyle bir beklenti var. Seçimle birlikte genişleyici maliye ve para politikasına yönelim olacağı yönünde güçlü bir ivme var. Dolayısıyla Merkez Bankası diyor ki bir taraftan evet ben ekonomik büyümeyi tercih ediyorum. Dış talepte ciddi bir azalma var. Ben bunu iç talep destekleyerek yapacağım diyecek. Dolayısıyla son dönemde bu bireysel konut kredileri tarafındaki bu daha sıkılaştırıcı adımlar bana kalırsa da 2023 itibariyle seçim dönemi yaklaştıkça daha piyasayı destekleme adına daha aşağı getirici bir takım ek ilave önlemler alınabilir. Fakat burada şöyle bir risk var Ahu Hanım, o da şu. Kur nasıl stabilize olacak? Çünkü ilk defa bu hafta itibariyle, 18 Kasım haftası itibariyle KKM'den 9 milyar TL'lik bir çözülme gördük. Evet. Böyle giderse bunun devamı gelecek. Neden? Çünkü dolar TL sabit. Dolayısıyla oradaki yatırımcı getiriden memnun değil.
Bunun yanında özellikle TL mevduat faizinin artması, daha da önemlisi borsa çok ciddi ralliler yapması KKM'den çıkışları hızlandırabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi eğer buradaki hızlanış artarsa ve Merkez Bankası'nda uzunca bir süredir 18-60'lı civarlarda tutamaması durumunda bu kez ikilemde kalma ihtimali var. Yani bir yönü itibariyle bireysel kredileri destekleyici, işte konut tarafını destekleyici adımlar atmak isteyecek. Fakat bu atılan adımlar kuru yukarı çekici bir etki yaratabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ama her şeye rağmen ana tarafın seçim öncesi dönemde ekonomik büyümeyi artırıcı, istihdamı artırıcı yönde adımlar olacağı yönünde benim şu noktada kanaatim. Burada bir KKM'nin cazibesini artırıcı yeni bir mevzuat devreye girebilir mi bu uygulamayla ilgili? Ya da alternatif yeni bir araç bekliyor musunuz, yeni bir enstrüman bekliyor musunuz hocam? Ahu Hanım, aslında dün bana kalırsa Merkez Bankası'nın karar metninde bu yeni ilave makro ihtiyadi adımlarla aslında bir nebze kastedilen bence bu. Çünkü piyasada da hakim beklenti borsadaki bu rally'nin bu 5200'lere 5500'lere doğru bu çıkış devam edecek. Dolayısıyla kurda bu sabitliğinin de belirli bir süre devam edeceği beklentisi hakim. Dolayısıyla Merkez Bankası bu yeni bir araç olmayabilir. Yeni bir araç şöyle gündeme gelebilir. 20 Aralık'ta yaşadığımız bir süreci yeniden görürsek, işte 25-30'lara çıkan bir yükseliş gördüğümüz takdirde yeni bir araç gündeme gelir ama yeni bir araç gündeme gelmese de bir takım ek ilave adımlarla kur baskılanmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Mesela dün akşam gelen bana kalırsa bu %50'nin altında kalan TL mevduat ve toplam mevduat aslında birincil amacı kuru baskılama adına bankalara diyorlar ki ne yapın yapın müşterilerinizi dövizden TL'ye döndürün diyorlar. Döndürmezseniz %3'ten %8'e çekiyorum evet. Komisyon cezasını diyor. Bunun gibi adımlar göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü KKM'den çıkışlar artacak. Bir de şu var tabii Ahu Hanım, KKM'den neden de çıkışlar artıyor? Şirketler tarafında özellikle bu şirketlere getirilen makro ihtiyadi adımlarla beraber belirli bir düzeyde döviz varlığı olan şirketler ticari kredi alamıyorlar. Evet. Alamadıkları için TL sermayeye çok ihtiyaç duydukları için döviz bozdurmak zorunda da kalıyorlar. Dolayısıyla bu şeye sebep olabilir gibi geliyor bana. Yani, anladım. Oradaki majör aktör çıkışları, şirketlerin bozdurması, şirketlerin çıkıyor olması sistemden, yaratılan sistemden. Aynen öyle, aynen öyle. Her ne kadar kurumlar vergisi istisnası olsa da ihtiyaç, sermaye ihtiyacı artarsa çıkışlar daha güçlü olabilir diye düşünüyorum ben. Hocam, mevduat faizleri %25'in de üzerine çıkabilir dedi dün Hakan Bey, malum Denizbank Genel Müdürü. Şimdi hani KKM'den çıkış sürerken şunu merak ediyorum bir yandan da, bu enflasyon ortamında. Tamam, bankacılar zorlanıyor olabilirler TL mevduat toplamaya da, yani insanımız neden gidip de %25, %30'larda parasını park etme ihtiyacı duysun? Hiçbir seçenek bırakılmadığından dolayı mı oraya bir yönelim bekleniyor? Çünkü bugün TCMB'nin az önce sevgili Cenk'le de konuştuk. Hani hane halkı varlıklarında liralaşma güçlenecek deniyor. Hani burada ancak borsa olabilir dedin Cenk. Ve bir yandan da işte mevduat tasarrufun mevduata, TL mevduata yönlenmesi. Başka bir enstrüman kalmadığı için mi hani zorunlu olarak en azından biraz zararımızı kısalım? %25 de olsa şu %100'e varan neredeyse enflasyon karşısında biraz hani paramızı üçte bir oranda da olsa bile koruyalım yaklaşımıyla mı insanlar gidip de paralarını bankaya yatıracaklar? Yani bu işin tabii artık realist bir şey konuşmadığımız için sürdürülebilirliğini de merak ediyorum doğrusu. Herkes borsa oynayamayacağına göre. Evet, aynen öyle Ahu Hanım. Aslında çok bence soruyu çok güzel cevapladınız diye düşünüyorum. Şimdi son dönemde evet borsaya çok net girişler var ama yani borsa aynı zamanda hem bilgi maliyetinin çok yüksek olduğu, finansal okuryazarlığın ve ne diyelim trade etme psikolojisinin hakim olması gereken bir alan. Dolayısıyla bir yönü itibariyle insanlar giriyorlar ama bir yönü itibariyle tedirgin olan bir grup da var. Dolayısıyla bu tedirgin olan grup her ne kadar işte şu an %27'den mevduat faizi veren bankalar olsa da enflasyonla kıyasladığınızda aslında %60 negatif reel faiz getirseydi diyorsunuz. Fakat bizim halkımız ağırlıklı olarak bu mevduat faizi getirisine yatkın olması, bir diğeri alışkanlık geniş bir yani. Alternatif seçeneğinin olmaması evet. Ve borsaya da girmeye korkması, risk almak istememesinden kaynaklı olarak bir de şöyle bir beklenti de var son dönemde. Bu mevduat faizleri böyle giderse daha da artmaya devam edecek beklentisiyle beraber alternatifsizlik, alışkanlık ve ne diyelim el mahkumdan dolayı o yöne doğru bir yöneliş olduğu kesin Ahu Hanım. Anlıyorum hocam. Sevgili Cenk, sorun olur mu Filiz hocamıza? Benim kaçırdığım daha teknik bir... Özellikle bu Merkez Bankası dün ara verdiğini söyledi. Tekrar Şubat, Mart gibi bir indirim sürecinin başlamasını bekler misiniz? Cenk Bey, evet. Yani Merkez Bankası şöyle bir cümle kullanıyor politika metninde. Diyor ki küresel talebe ilişkin risklere bakarsak diyor şu an için yeterli görüyoruz diyor. Dolayısıyla açıkçası şöyle söyleyeyim, yani ilk benim anladığım bu metinden şu sözlü yönlendirmelere bakacak olursak, yani resesyon
senaryoları bizim de öngördüğümüz şekliyle giderse şimdilik bu düzeyde kalacağız. Ama olur da özellikle ana ihracat pazarımız Avrupa'da resesyon çok daha derin olur. Bu bizim dış talebimizi çok daha olumsuz etkilerse bir miktar daha iç talebi destekleyici adımlar atabilirim diyor. Benim bu noktada beklentim zaten piyasa katılımcıları anketinde de var. 3-4 aylık sürede Merkez Bankası'nın bekle gör yapacağı ama sonraki sürede şimdi şunu biliyoruz ekonomi yönetimi seçime giderken sadece tek haneli faizler değil mümkün olan en düşük faizle de aslında seçmenine hitap ettiğini de biliyoruz. Sırf bu nedenle bile olsa bana kalırsa belki hani ekonomik nedeni olmasa bile ne diyelim siyasi konjonktür nedenli olarak da bir iki adım daha faiz indirimi yönünde seçim öncesi dönemde bir adım bekliyorum. Tabii burada kurun seyri de önemli olacak. Kurda bir sabit de devam ederse o adımı bekleriz ama kurda olur da o bizim bir iki ay önce aslında beklediğimiz bir miktar daha yükseliş ivmesi görürse belki yeniden bekle ve gör yapabilir. Ama ben yapma ihtimalini şimdilik güçlü görüyorum Cenk Bey. Aşağı yönlü indirim. Zaten biliyorsunuz son dönemde bizim Merkez Bankası'nın bu faiz indirim kararlarını alırken arkasına yatan iki tane önemli faktör var. Hep üretim üzerine gidiyoruz. İşte PMI'lerdeki aşağı gidiş ve dün de geldi kapasite kullanım oranlarında bir alt sektörlere de dahil olmak üzere hepsine düşüş var. Böyle olunca eğer oradaki düşüş devam ederse ben çok fazla uzun süre soluklanacağını tahmin etmiyorum. Kesinlikle Cenk Bey katılıyorum. Merkez Bankası söylüyor zaten yani ikinci yarı yılda ekonomik büyüme öncü göstergelerinde bozulma var diyor ama sizin de dediğiniz gibi mesela sanayi üretime bakıyoruz yıllık bazda %0.4 aylık bazda %1.6 gerilemiş. Kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi beklentinin çok daha ötesinde ciddi bozulmalar gösteriyor. Ki bana kalırsa dış talepte de bozulma bir miktar daha beklentinin ötesine geçebilir. Ha şurası ayrı bir şey tabii. Türkiye ihracat pazarında özellikle bu Orta Doğu'da petrol gelirleriyle birlikte oradaki bir miktar gelirini artırmış olsa da yani özellikle sizin de söylediğiniz gibi iç taraftaki bu bozulma beklenenin ötesine geçebilir. Ve dediğiniz gibi bence çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu da Merkez Bankası'nın tetikleyici tam da seçim öncesi dönemde önemli bir unsur olur. Çünkü istihdam tarafına baktığımızda işsizlikte de yeniden %10'ların üzerine çıktı. Oradaki ivme de bundan sonraki sürede çok daha güçlü olabilir yukarı yönde çıkış. Filiz Er Yılmaz Hocam çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Bununla sınırlı olsun bugünlük biraz. Uygulanan bu politikaların hem hane halkı üzerinde hem sanayici üzerinde hem bankacılar üzerindeki etkisini konuşuyor olacağız. Bankacılar ne hissediyor şu an Cenk? Önce onu sorayım. Bankacılar bir kere mevzuattaki sürekli düzenlemelerden dolayı böyle bir kafalar karışık. Yani sürekli, bir tükenmişlik sendromu var mıydı? Sürekli yani her gün sabah nereye uyanacaklarını merakla karşı karşıya. İşte dün akşam yine bir düzenlemenin geldiğini gördük. İşte Filiz Hoca da belirttiği gibi mevduatların, TL mevduatlarının %50'nin altında olması halinde uygulanan ceza 3'ten 8'e çıkartıldı. 5 puanlık bir rakam daha eklendiğini gördük. 60'ın üzerine olursa bir ceza yok. Herkese işte hedef 60 çıtasına yakın satmaya çalışıyor. Ama bu da çok çok kolay bir seviye değil. Daha önce ilk hatırlarsan bununla ilgili düzenlemeler geldiğinde bakıldığında kamu bankalarının %50 civarında olduğunu, özel bankaların yaklaşık %47-48 bandında olduğunu görmüştük. Bunun hemen 60'lar gibi seviyede taşımak şu mevcut konjonktürde evet. Çok rahat değil. Net şekilde söyleyebilirim. Yani günün sonunda alınan politikalar öyle ya da böyle bankaları, tabii, halkı, sanayiciyi, herkesi liralaşmaya zorluyor. Ancak ne kadar mümkün ve ne kadar sürdürülebilir görüyorsun? Yani aslında mesele belki tersine okumak lazım. Neden dolarizasyon olmuştu'nun cevabını bulabilirsek o zaman liralaşmaya dönmüşünde daha kolay. Neden dolarizasyon olmuştu? Hatırlarsan yani dolarizasyon arkasında yatan temel faktör genel kabul görmüş. En başta ekonomi, Türk lirasındaki değer kaybı. Tabii işte onun arkasında yatan sebep nedir? Uygulanan politikalardı. Evet. Uygulanan politikalarına, ekonomik politikalar mevcut da hatta şu anda o sistemi uyguluyoruz zaten biliyorsun. Başlangıçta neden? Heterodoks dediğimiz işte bilinen dışında, ortodoks dediğimiz yapının dışındaki uygulamalar sebebiyle nakit akımları tarafından yabancıdan dışarı çıkışlar. Bono tarafında hemen hemen sıfıra indiler. Hisse senedi tarafına bakıyorsun yavaş yavaş %60-65 seviyelerinden evet. 30'lara ve altına indik. Artık 30 dediğimizde buradakilerde bildiğimiz portföy yatırımı değil artık patronların hisse sahipliğinin temelini oluşturan rakamlar. Portföy yatırımı açısından baktığında yine sıfır
varmış bir. Şimdi bunlar gözle görülen dövizin park ettiği yerler ama bir de gözümüzün görmediği bir park ettiği yer var ki zaten sistemde aslında onunla dönüyor diyoruz net hata noksanla değil mi? Tabii ki. Hani ille de öyle ya da böyle bu sistemi destekleyecek burayı, bir döviz olması lazım. Buralardan çıkış olunca burayı bir şekilde desteklemek gerekiyordu. İşte burada da net hata noksan kalemi devreye girdi. Yani kabul ediyoruz yani öyle ya da böyle sistemi bir yerde dövizle tamponlamak gerekiyor ve destekleme. İster nereye park ettiğini bildiğimiz döviz olsun, isterse nereden girdiğini bilmediğimiz bir döviz olsun herhalde burada artık. Yani burada bu tarafta netiz bir şekilde bu finansman gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ve burada da birçok enstrüman, mesela turizm gelirlerinin bu sene oldukça kuvvetli geldiğini görüyoruz. İşte bakan açıklama yaptı, işte 44 milyar dolara çıkarttı bu seneki hedefi, hatta daha da yukarı taşınabileceğini belirtti Bakan Ersoy. Öte yandan bakıyoruz yine... bir şekilde işte merkez bankalarıyla yapılan anlaşmalar, işte örneklerden biri bu hafta içinde gerçekleşen Suudi Arabistan'ın 5 milyarlık mevduat açması. Merkez Bankası. Bununla ilgili altyapı çalışmaları yapıldı. Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası'na başka merkez bankalarının para park etmesinin önünü açan düzenlemeler, kimsenin bunlara dokunamayacağına yönelik kanun düzenlemenin yapıldığını görmüştük geçtiğimiz yıl içinde. Şimdi onun yansımalarını bir şekilde gerçekleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Peki. Şimdi hemen bekletmeyelim. Sayın Adnan Dalgakıran'ın hemen karşımda olduğunu. Evet, hoş geldiniz Adnan Bey yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Ağa Hanım. Uygulanan bu para politikasının, alınan makro ihtiyati tedbirlerin bankalar üzerinde, hane halkı üzerinde, sanayici üzerinde hangi etkileri yol açtığını şöyle bir genel girizgahla sevgili Can Akyoldaş'la konuşuyoruz ama hani ne diyelim, siz bizzat sanayi tarafında bunu yaşayan bir isimsiniz. O yüzden hani sizden şöyle içeriden bir dinleyelim bakalım. Hani alınan her kararın bir sanayici üzerindeki etkisi ne oluyor diye neler yaşıyorsunuz? Şimdi Ava Hanım, biz çok basit bir şekilde bakıyoruz hadiseye. Sürekli kararlar alındığını ve bu kararlarla ilgili bankaların her gün yeni uygulamalar içerisinde olduğunu biliyoruz. Bankacılar bunu söylüyorlar. Ama bize yansıması kısmı son derece basit. Sanayici ne ister, nasıl olmasını ister ya da bir sanayinin gelişimi, ilerlemesi, büyümesi için ne olması gerekir? Uzun vadeli uygun faizli krediler. Bunu alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Finansmana kolayca ulaşabiliyor muyuz, ulaşamıyor muyuz? Bizim açımızdan son derece basit buradaki şeyler. Merkez Bankası'nda faizler %9 ama sanayicinin aldığı faiz oranları yüksek. Bir. İkincisi, ama bir yandan baktığın zaman da enflasyona göre son derece düşük. Evet. Açık konuşmak gerekirse. Bu faizler de kötü değil böyle bir enflasyon ortamında kesinlikle. O zaman ikinci kısma geçiyoruz. Buna biz kolaylıkla ulaşabiliyor muyuz? Orada ciddi bir sorun var. Üçüncü kısma geliyoruz. Yani sürdürülebilir bir şekilde ben önümü görebilecek. Yani hem krediyi ne kadarlık bir vadeyle alabiliyorum? Yani 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl vadeli krediler alabiliyor muyum? Bu da mümkün değil şu anda. Dolayısıyla da bu ortam bizim için sağlıklı bir ortam değil. Yani bunu hepimiz görebiliyoruz. Başka bir yönü var. İhracat açısından da baktığımız zaman ücretler %100'de yakın arttı ama döviz artışı %20-25'lerde. Dövizi baskılıyoruz ama bu sefer bu bizim ihracatımız da ötüyor. Az evvel sizden evvel şirketteki bütçe çalışmalarına bakıyorduk. Biz %80 ihracat yapan bir şubayız. TL olarak maliyetler çok artmış. Döviz de aşağıda kalmış vaziyette. Bizim ürünlerimize ciddi zam yapmamız gerekiyor bu maliyetleri döviz bazında karşılamak için. Fakat bu sefer satış kısmı da diyor ki ben zaten diyor rekabette en zor noktadayım, zorlanıyorum. Ben bunların üzerine fiyat eklemesi yaparsam bu hedefleri tutturmam mümkün değil. Evet. Böyle yapacaksanız.
Bütçeyi yapmak da çok zor. Adnan Bey, yani hangi öngörüler üzerinden mesela kurun böyle devam etmesini bekliyor musunuz? 2023 bütçesini yaparken mesela neyi referans alarak yapmaya çalışıyorsunuz? Kolay gelsin. Hiç kolay bir şey değil bütçe yapmak herhalde şu ortamda. Gerçekten kolay bir şey değil. Yani Türkiye'de bir sürü iş dünyası örgütü var. Onların ne dediğini de bilmiyoruz açıkçası. Yani durum değerlendirirken biz kendimiz bir öngörüyle hareket etmeye çalışıyoruz. Ama zaten dünyada da bir belirsizlik ve şey var. Gerçekten çok bilinmeyenli denklemlerle gidiyoruz. Ve bu kolay değil yani. Şu anda patronlar da şeyde resmen dümen, direkt dümende yani otomatik pilottan çıkardık. Evet. Dalga ne taraftan geliyor? Rüzgar ne de her an değişiyor. Dümeni o şekilde çevirmeye çalışıyoruz. Ama bir büyüme ortamı vardı ama bunun da sürdürülebilir olmadığı bizzat Merkez Bankası'nın raporunda da ortaya kondu. Nitekim evet. İmalat PMI endeksi son 7 aydır geriliyor. Adnan Dalga Kıran, yani şöyle biraz rakamlar üzerinden konuşalım. O yüzden sevgili Cenk Akyoldaş'ın bazı grafikleri var. Tamamen sanayiye odaklı da çalıştık biz bu yayının ikinci yarısında. Tabii, sizden önce onları sunmayı hedefledik ama bekletmemek üzere ben sizi rica edeyim. Nasıl gidiyor gibi görünüyor? Hani sanayiye şöyle bir makro cepheden bakalım. Adnan Bey zaten içeriden bize... Demin belirtildiği üzere işte, PMI'ler tarafı oldukça önemli. Dünya genelinde de baktığımız zaman biz... büyümeyi sanayi tarafından getirmeye çalışıyoruz ama özellikle de sanayi tarafındaki büyüme tarafındaki evet bir büyüme var ama istediğimiz ivmeyi yakalayamayacakmış gibi gözüküyoruz önümüzdeki sene için konuşuyoruz. Evet. Şimdi burada baktığımızda genelde bizim ana pazarlar ya da büyük ülkeler tarafındaki rakamları değerlendirdiğimizde Temmuz ayına kadar oradaki PMI'de 50 ve üzerinde kalma yani büyüme tarafında ivmesinin hala güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Ama Temmuz'dan sonra orada da bir daralmanın başladığını sinyalleri okunuyor. Temmuz'dan beri hiç kafa yukarı kaldırmadı o rakam galiba değil mi PMI'de? Hani... Yani ilk defa bu hafta içinde biliyorsun PMI'ler haftasıydı. Ufak bir kımıldanma geldi. Almanya tarafı mesela 45.1'den 46.7'ye geldi ama hala daralma tarafında gittiğini görüyoruz. Yine Euro bölgesi 46.4'ten 47.3'e çıktığını söylemek mümkün. İngiltere sabit kaldığını belirtebiliriz. Amerika'da 50'nin altına düştüğünü görüyoruz. 47.6'ya indi. İlk defa Amerika'da ve bu da zaten önümüzdeki 2023'ün birinci çeyreğinde Amerika'dan işte bir resesyon ihtimalinin sinyali olarak okunduğunu vurgulamak lazım. Evet. Burada Türkiye tarafına bakarsak yani hepsinden farklı ayrıştığını görüyoruz. Değil mi? Çok istikrarlı bir gerileme var bir kere. İstikrarlı. Yıla 50.5'la başlamışız. Evet. Her ay geri çekile 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 46.4'e kadar gelmişiz. Bu önemli faktörlerden biri. Evet. İstikrarlı bir şekilde aşağı. Yine kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman dün açıklanan veriler açısından Ekim ayında %76.9'du. Evet, kapasite kullanım oranın grafiğini verelim arkadaşlar. Evet. İmalat PMI'nda Türkiye'yi diğer ülkelerle mukayeseli bir tablo içinde gördük. Kapasite kullanım oranı 76.9'dan 75.9'a geldi. Mevsimsellik etkisinden arındırılmış rakama bakarsak orada da 76.6'dan 75.4'e buradaki grafikte totalde 7 tane unsur var. 7 unsurun hepsinde de rakamlar aşağı. Yatırım mallarından ara mallar, dayanıksız tüketim malları, dayanıklı tüketim malları dahil hepsinde bir aşağı yönlü inme olduğunu, özellikle dayanıklı tüketim malları tarafında %74'ten %72.1'e bir inişin yaşandığını görürüz. En derin düşüş o tarafta. Evet. Ya küresel şartlar mıdır Adnan Dalga Kıran? Krediye ulaşamama mıdır? Şöyle bir sıralar mısınız siz üzerinizdeki yükü ve yaşadığınız... Enerji maliyetleri. Tabii ki başta enerji maliyetleri tabii çok sürdürülemez boyutlara gelen. Şöyle bir sıralar mısınız? Hani bu tablo ortada, rakamlar her şeyi anlatıyor. Şimdi öncelikle şirketlerin işletme sermayesinin doğru şekilde ve uygun faizli kredilerle desteklenmesi gerekiyor. Desteklemeyelim yani normal şartlarda piyasada normal şekilde bunun olması gerekiyor. Yani bizim en kötü şartlarda bile Avrupa'daki rakibim %3'le %4'le şu anda onlar için en kötü şartlar 3'le kredi bulurken bizde şimdi %35'lere kadar çıkan bir şey var. Üstelik 6 aylık, 1 senelik krediler şeklinde. Devamını alıp alamayacağım belli değil. İkincisi burada bir de başka bir şey var. Dövizin artışı ve şirketlerin büyümesi karşılığı bankalar TL limit veriyor.
ihtiyaçlar bankaların size limitlerinizi TL olarak büyütmenin çok daha ötesinde. Çünkü hem şirket büyümüş hem de döviz artmış. Fakat bir yandan enflasyon döviz artışının çok daha üzerinde olduğu için diğer elektrik ve işte doğal gaz giderleri, işçilikler, genel giderler %100'e yakın şekilde artmış ama döviz aynı şekilde %25-30'lar civarında artmış. Fiyatlandırmada ciddi bir sorun var. Evet. Emtia fiyatları aşağı yukarı oynuyor. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nun bize yüklediği bir yükümlülük var. Diyor ki, basiretli bir tüccar gibi hareket edeceksin. Yarın yani şirket bir zorda kalırsa senin basiretli olup olmadığına bakıyor kanunlar. Nedir bu? Bu da en olumsuz şartları da göz önüne alman gerekiyor. İşte bu dalgalı denizde biz en olumsuz şartlara da baktığımız zaman pek çok şey görebiliyoruz. Bu gördüklerimizin bir kısmını buralarda konuşabiliyoruz, bir kısmını konuşamıyoruz açıkçası. Evet. Konuşabildiklerimiz işte bu dediğim gibi bu fiyatların artışı, ücretlerin artışı, dövizin aşağıda kalışı, krediye ulaşmada zorluklar. Ama her şeyden evvel bir krediyi uzun vadeli alamazsanız ve uygun fiyatta alamazsanız hiçbir anlamı da olmuyor. Korku içerisinde yürüyorsunuz. Bu zaman bu şunu doğuracak. Türkiye'de şimdi şirketler büyüme potansiyeli olsa bile finansmana ulaşımda zorluk çektiğini görerek büyümeyi kendi eliyle durdurabilir şirketler. Yani biz bu sene büyüme yolunda gitmeyelim çünkü finansmana erişmede zorlanabiliriz. Dolayısıyla da böyle bir şey yaşamayalım ve hedeflerimizi geçen yılla aynı tutalım. Hatta biraz daha altında tutalım diyebilirler. Böyle bir risk de söz konusu. Zaten diğer alanlarda bir sürü problem var. İnsan kaynağı bu EYT ile birlikte şu anda tecrübeli elemanlarını kaybetme korkusu yaşıyor pek çok şirket. Peşinden kıdem tazminatları, emekli olacağım diyenlerin kıdem tazminatları yükü de bu dönemde binebilir. Artı başka bakıyorum ben, Avrupa'da elektrik fiyatlarıyla Türkiye'de rakine baktığım zaman evet buradaki daha uygun. Şimdi bütçe açık veriyor, yarın bir gün seçimlerden sonra faizler çok farklı bir yere gelebilir mi? Başka politikalara dönebilir mi? Şimdi biz bunları da düşünmek durumundayız. Evet. Yani bu sürdürülebilir bir politika mı? Adnan yarın Bey, bambaşka. Aynen. Şimdi 2023'ün az önce de söylediğiniz hani EYT ve asgari ücret tarafında dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in hani sanayici tarafında daha ılımlı açıklamaları oldu. Hani nasıl buldunuz o açıklamaları? Özellikle hani asgari ücret tarafında biz işletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız dedi. Hani biraz ılımlı bir ve ortalığı sakinleştirmeye dönük bir açıklamaydı. EYT'de ise o düzenlemede ise 5 puan formülü gündeme geldi. Bilmiyorum dün Sayın Bakan'ın açıklamaları hani biraz rahatlatmıyor bunlar sizi. Biraz rahat kesinlikle yani zaten bunlar bu biraz endişeleri zaten ortadan kaldırmak gerekiyor. Çünkü bu en kötü şartları eğer ortalıkta durum net olarak belli olmazsa en kötü şartların ne olabileceği üzerine şirketler hesap yapmaya başlıyor. Ama Türkiye'de şöyle bir iş var bunu söylemek istiyorum. 30 milyon çalışanımız var Ağa'nın. Orta öğretimde ve okul öncesi eğitimde 18 milyon kişi var. Üniversitelerde 8 milyon kişi var, 26 milyon, 14 milyon emekli var, 40 milyon. Bu 30 milyon çalışanın da 5,5 milyonu kamuda. Yani 25 milyon kişi çalışarak bütün bu yükü sırtlayamaz. Şimdi biz buna da bakıyoruz açıkçası yani bir şeyin sürdürülebilirliği noktasında. Mesela emeklilerin ve şeylerin karşılanmasında EYT tabii ki onların da şeyleri önemli ama 1.69'a kadar yani bir kişi 1.69 emeklinin şeylerini karşılıyor. Bu daha da aşağılara düşerse çok sıkıntılı. O kadar çok parametreye bakmak zorundayız ki biz bir ekonomist gibi artık şey olduk. İşin hem teorik hem pratik. Evet. Yani ben geçenlerde dedim ya ben bu ömrüm boyunca ne kadarı kendi işimle ilgili işimi geliştirmeye baktım. Ne kadarını da zihnimin ne kadarını önümüzdeki dönem ne olacak, bundan ne olacak, bundan ne olacak diye düşünmeye yani sanayici aynı zamanda ayırdığımdan daha çoğunu bu tarafa ayırmışım ömrü hayatım boyunca. Hem ekonomist olmalı hem finansçı olmalı. Aynen Dalgakıran çok teşekkür ediyorum süremiz ben sınırlı. Kıymetli katkınız için kolaylıklar diliyoruz size. Bir çalışanın 1.69 emekliyi finanse ettiği bir ortamda. Cenk Akyoldaş'a ben söz sözü de bırakmak istiyorum.
Neler söylersin Cenk? Yani baktığımız zaman evet bir sürü sıkıntılar var. Öte yandan da ama Borsa İstanbul tarafına da bakıyoruz. İstanbul Borsa İstanbul'da da rekorlar kırıldı. Şimdi Borsa İstanbul'da da güzide şirketlerimiz var. Finansal sonuçları açıklandı. 9 aylık dönem toplu halde. Yaklaşık 500 küsur tane şirketin karlılıklarına baktığımız zaman geçtiğimiz sanayi şirketleri, Adnan Bey'de sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz sene yani 2021'in ilk 9 ayında elde edilen kar miktarı, Borsa İstanbul şirketlerinin kümülesi adına konuşuyorum. Yaklaşık olarak 106.7 milyar TL'lik bir rakamdan bahsediyoruz. Bu sene bu rakam 271 milyar TL'ye çıkmış. Yani %154'lük bir artış olmuş kar tarafına. Yıllık bazda yani. Yıllık ilk bazda. 9 ayla ilk 9 ay. Çeyreklik bazda değerlendirirsek 2021'in 3. çeyreğinde gerçekleştirdikleri karla 2022'nin 3. çeyreği arasındaki kar arasındaki farka baktığımız zaman geçtiğimiz seneki 3. çeyrekteki kar rakamı 47.3 milyar TL'ymiş. Hı hı. Bu seneki rakam 125.357 milyar TL olmuş. Yani buradaki artış %165. İlk 9 aydaki rakamla kıyasladığımızda %154, 3. çeyrekte bakıyoruz %165. Hı. Aslında 3. çeyrekteki ne var? Demin de bahsettik. Kur tarafında bir sakinleşme var. Kur tarafındaki sakinleşme aslında bilançolara da daha pozitif yansıdığını görüyoruz. İster istemez de karlılık açısından baktığımızda. Yine FAVEK tarafına bakıyorum. FAVEK tarafındaki seyir bu sene 3. çeyrekte %132'lik bir artış sergilemiş. Geçen sene yani bu sene ilk 9 ayla geçen sene ilk 9 ayını karşılaştırdığımız zaman %128'lik. Orada da yine 3. çeyrek tarafına baktığında biraz daha bir tık daha iyi. Öteki kadar kuvvetli değil ama gene de pozitif seyirin devam ettiğini. İşte mesele bundan sonraki süreçte bunu korumak ve arttırabilmek korumak. Herhalde. Şimdi bu tabii ki neden önemli? Şimdi bu rakamlar şimdi belki pik nokta olabilir, tepe nokta olabilir. Neden diyeceksin? İşte enflasyonun etkisinin böyle bir enflasyonist dönem yaşandığında bunun ilk dalgası şirketler üzerinde bir pozitif etkisi olur. Genişleme. Otomatik olarak zaten. Şimdi, ne diyoruz? Hep olağan etkisi. Nasıl başladık konuşmaya? Satın alma gücümüz düştü. Tüketemiyoruz noktasına doğru gidiyoruz. Tabii. Ne yapıyoruz? Söylemek. Hızlıca alışveriş yapıyoruz. Fakirleşiyoruz. Tüketime dönüyoruz. Fakirleşiyoruz. Şimdi bu fakirleşmenin getirmiş olduğu etki yarın öbür gün bizim satın alma gücümüzdeki düşüş etkileyebilir. Bu düşüş şirket karlılığının üzerine daha negatif bir etki oluşturabilir. Bu ilk inme bu pozitif şekildedir. Bundan sonraki süreç bakalım yansıması bence 4. çeyrek değil de 2023'ün 1. çeyrek rakamları bu enflasyon geçen dönemin yansımalarının gerçek performansı etkilemelerinin ne olacağını göreceğimiz yer olacak. Ve bu ortamında yine TCMB'nin de beklentisi gibi, yazdığı gibi büyümeyi çok destekleyici bir ortam olmayacağını da bir yandan da biliyoruz. Net şekilde görüyoruz. Bu hafta Amerika'dan da tutanakların açıklandığını biliyoruz. Tutanaklarda da 2023 yılı için yine bas senaryolarında bir resesyon ihtimalini dile getirdiklerini görüyoruz. Evet. Peki. Cenk Akyoldaş çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli katkın için. Yani beraber bir arada yaptık yayını. Sağ olasın, var olasın ve buradan da güzel bir hafta sonu tatili dileyelim. Borsa ile ilgili son bir şeyin var mı? Yorumun var mı? Borsa trene geç binen yatırımcı için söyleyebileceklerim şu an için biraz daha beklemede kalıp realizasyonlarına girmelerini tavsiye ederim. Yani fiyatlar gidip bir o stres boşalımı oluyor ya deprem dediğimiz şey atıyorum 4900'den 4600'e geliyor. O destek noktalarını biraz da ortalamalara yakın bölgelerden girmeye çalışmalarını tavsiye ederim. Çünkü öteki türlü alır almaz zarara geçtiğiniz takdirde o zaman psikolojiniz bozulmaya başlıyor. Evet. Maliyete gelince ya da işte sizin kağıdınız çıkmadığında zararına satıyorsunuz, öteki kağıda geçiyorsunuz, sizin sattığınız yükselmeye başlıyor. Tamam, panik hareketi ondan. Panik hareketi başlıyor. O nedenle biraz daha itidalli ve alım fırsatını kovalayarak girmeden tavsiye ederim. Peki Cenk Akyoldaş. Burada kısa bir reklam arası. Reklamların ardından bir aradayız. Görüşmek üzere. Total Enerji'nin sunduğu gün ortası devam edecek. Total Enerji'nin sunduğu gün ortası devam ediyor.
Değerli izleyenlerimiz, burada noktalıyoruz gün ortasını. Güzel, sağlıklı bir hafta sonu tatili geçirmeniz dileğiyle pazartesi yeniden buluşmak üzere. Ben Ahu Orakçıoğlu. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Enerji sundu.